Standart bir oyun konsolundan beklentiniz nedir? Akıcı bir oyun deneyimi sunabilecek donanım yapısı, bu donanıma uygun oyunlar ve elbette bir kontrolcü. Oyun konsolları tarihine baktığınızda aslında tüm oyun konsolları bu beklentileri oyun severlere fazlasıyla sundu. Hatta Nintendo Wii ve PlayStation Move gibi yeni nesil donanımlar kontrolü kumandadan alıp kullanıcı hareketini dönüştürmeye bile başardı. Ancak bir konsol üreticisi vardı ki oyunu kontrolcünün ötesine taşıyarak ekstra bir kumanda olmadan kişiyi oyun konsolunun merkezine oturttu. Elbette bunu yapan şeyin adı Microsoft Kinect'ti. 2009 yılında duyurulduğunda oyun konsolu dünyasında bambaşka bir şeyin başlangıcını haber veren bu teknoloji sadece birkaç sensörle hareket algılama, ses kontrolü ve derinlik algısıyla kullanıcıyı oyun ve eğlence içeriklerinin içerisine yerleştirmeyi hedefliyordu. Hedeflerinde nispeten başarılı olsa da Kinect sadece 2 nesil yaşayabildi. Peki oyun deneyimini farklı bir noktaya taşıyabilecek olan bu teknolojiyi başarısız bir deneye dönüştüren şey ne oldu? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Tüm teknolojik gelişmelerin sıçrama noktası sayılabilecek milenyum döneminde oyun konsolu dünyasında da yeni sıçramalar yaşanmış ve deyim yerinde ise konsol dünyasında kartlar yeniden dağıtılmıştı. 2000'li yılların öncesinde sıkı rekabetin döndüğü piyasada Atari, Sega ve Nintendo rüzgarları eserken Asya'dan gelen bir marka tüm sektörün yeniden şekillenmesini sağlamıştı. Artık Atari ve Sega sektörde geri plana çekilmiş ve konsol piyasasında PlayStation, Nintendo ve aralarına sonradan dahil olan Xbox kalmıştı. Ancak ilerleyen dönemlerde burada da farklı kırılımlar yaşanacaktı. Günümüzde hangi oyun konsolunu tercih edersiniz sorusuna verilecek cevap genellikle iki şekilde oluyor. Biri Xbox, diğeri PlayStation. Aslında burada Nintendo üçüncü bir seçenek olması gerek ki öyle de denebilir. Ancak Nintendo son dönemlerde özellikle el konsolları alanında ilerleme kaydettiği için ev konsolu olarak tabir ettiğimiz, yani konsolu bir ekrana bağlayarak kullandığımız konsol sınıfının dışarısına çıkmış durumda. Peki Nintendo'nun hiç mi bu alanda rekabetçi yönü yoktu? Elbette vardı ki bu hikayenin temelinde o oluşturuyor. Tarihin 2006 yılını gösterdiğinde oyun konsolları yeni jenerasyon cihazlarını piyasaya sürmeye başlamıştı. Sony tarafında PlayStation 3, Microsoft tarafında Xbox 360 konsolları oyuncular için kullanıma hazır hale gelmişti. Xbox ve PlayStation kendi aralarındaki rekabete devam ederken Nintendo bu kargaşadan bambaşka bir ürünle sıyrıldı. Nintendo Wii ile. Nintendo Wii rakipleri PlayStation 3 ve Xbox 360'a göre çok daha güçsüz ancak deneyim tarafında eşsiz bir konsoldu. Sahip olduğu kablosuz hareket kontrolcüsü oyuncuların hareketlerini doğrudan oyuna aktarabilen ve bu şekliyle benzersiz bir oyun deneyimi sunan teknolojiler içeriyordu. Örneğin bir tenis oyununda kolunuzu sanki gerçek bir raket tutuyor gibi sallamanız gerekiyordu. Golf, ok atma, bowling ve daha birçok farklı oyunu bu şekilde kablosuz kontrolcüyle interaktif hale getiren bu konsol, yarattığı büyük sükseyle 100 milyon adet satmayı başardı. Elbette bu başarı diğer büyük konsol üreticileri Microsoft ve Sony'nin de dikkatini çekti. Benzer bir kontrolcü şemasının kendi konsollarında da olması gerektiğini düşünen firmalar, Nintendo Wii'nin en güçlü özelliğini kendi konsollarına getirmeye çalıştılar. Sony bu noktada ilk adımı PlayStation 3 konsoluna özel olarak geliştirdiği Move kontrolcüleriyle attı. Move, Wii gibi benzer kontrolcülere ve bir algılayıcı kameraya sahip harici bir donanım kitiydi. Benzer hareket algılama kabiliyetlerine sahip olan bu cihaz, Nintendo Wii'nin yapabildiklerini geniş oyun desteğiyle birkaç adım öteye taşıyabildi ve toplamda 15 milyon satarak rakiplerine gözdağı verdi. Ancak Microsoft tarafında çok daha ciddi bir hazırlık vardı. Microsoft, kullanıcıyı harici bir kumanda ya da denetleyici olmadan ekranın içerisine dahil etmek istiyordu ve bunu da Kinect ile gerçekleştirdi. Microsoft Kinect, PS Move'dan kısa bir zaman sonra piyasaya sürüldü. Heyecan verici bir deneyimin ilk adımı olarak lanse edilen bu teknoloji, rakiplerinden farklı teknolojilere sahipti. Örneğin Kinect'in hareketlerinizi algılamasını sağlayan bir kontrolcüye ihtiyacı yoktu. İçerisinde derinlik ve hareket algılayıcı gibi sensörleri olan kameranın karşısına geçmeniz, içeriği kontrol etmeniz için yeterliydi. Yani kontrolcü tamamen siz ve hareketlerinizdi. Üstelik sesli komut sayesinde oyun harici aktiviteler içinde Kinect harika bir deneyim sunuyordu. Tüm bunlarla birlikte Microsoft Kinect sadece 2 ay içerisinde 8 milyon adet satarak en hızlı satan tüketici cihazı unvanıyla Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Cihaz inanılmaz satıyor ve birçok kullanıcı için gelecek neslin ilk adımları olarak görülüyordu. Çünkü kendi neslinin konsolu Xbox 360 50 milyon adet satmayı başarmış ve Kinect için iyi bir pazar potansiyeli sunmuştu. Kinect her ne kadar oyun odaklı bir ürün olarak piyasaya sunulsa da birçok alanda farklı amaçlar için de kullanılır hale
geldi. Örneğin Amerika'da fizik tedavi hizmetini ev ortamından sağlamak için Kinect cihazından faydalanıldı. Yine aynı şekilde araştırmacılar bir dinozorun kafatasını incelemek için Kinect'in kendisinden faydalanıyordu. Yani oyun tarafında hizmet sunmak için ortaya çıkmış olan Kinect, sanal gerçekliğinde kapısını çalan farklı uygulamalara hizmet veriyordu. Peki her şeyin harika ilerlediği, satış rekorları kırılan bu ürün neden ve nasıl başarısız oldu da bugün kendisini aramızda göremiyoruz? Microsoft Kinect hızlı bir çıkış yapmış ve kısa sürede 10 milyondan fazla satarak ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmuştu. Öyle ki şirket ürünü daha geniş kitlelere yayabilmek amacıyla Windows PC'ler için de geliştirdi ve PC'lerde çalışabilen bir sürümünü bile tanıttı. Başlangıçta düşük sayıda oyuna sahip olsa da peş peşe yeni oyunlar Kinect için yayınlanıyordu. Ancak bu oyunlar Xbox kullanıcılarının aşina olduğu üst düzey seviyede oyunlardan ziyade daha aile temelli dans ve egzersiz tipi oyunlardı. Üretilen oyunların bu düzeyde kalması cihazın ilerleyen dönemlerdeki satışlarını yavaş yavaş etkilemeye başladı. Ancak o noktada Microsoft cihazın daha fazla kitlelere ulaştırılabilme hevesiyle kötü bir karar aldı. Kinect piyasaya sürüldükten 3 yıl sonra Microsoft yeni nesil konsolu Xbox One'ı tanıtmaya hazırlanıyordu. Şirket Kinect'in önceki nesildeki başarısını sürdürmek ve cihazı daha geniş kitlelere yayarak daha fazla oyun desteği alabilmek için kullanıcıları zorlayan ciddi bir hamle yaptı. Şirket Xbox One konsolu Kinect cihazıyla paketledi ve Kinect'i harici bir donanım olmaktan çıkarıp zorunlu bir ürün haline getirdi. Baktığınız zaman kulağa güzel bir hamle gibi geliyor olabilir. Sonuçta bir konsol satın alıyorsunuz ve yanında yeni nesilde kullanabileceğiniz bir Kinect'e de sahip oluyorsunuz. Peki henüz üst düzey oyunları olmayan, genellikle dans tipi ve egzersiz tipi oyunları oynayabileceğiniz ve belki de kutudan çıkarıp kurmayacağınız bir cihaza fazladan para öder miydiniz? İşte Microsoft'un kullanıcıları zorladığı şey tam olarak buydu. Xbox One satın almak isteyen kullanıcılardan fazladan $100 alarak onlara zorunlu olarak Kinect satmak. Elbette bu karar ters tepti ve kullanıcıların büyük bir çoğunluğu kullanacağından emin olmadığı bir cihaza fazladan $100 ödemedi. Bunun yerine Xbox One'dan daha güçlü olan ve fiyatı $400 olan PlayStation 4'ü satın aldı. Microsoft'un bu hamlesi temelde sadece Kinect'e zarar vermiş gibi görünebilir. Ancak bu hamle belki de bugünü bile etkileyen çok kötü bir hataydı. Çünkü Microsoft Xbox 360 ile PlayStation 3 karşısında inanılmaz bir ivme kazanmıştı. Ve tarihinde ilk kez satış rakamlarında PlayStation ile kafa kafaya gelmişti. Yani Xbox One aslında bu başarının devamını sağlayabilecek ve belki de pazara liderlik getirebilecek bir konsol olabilirdi. Ancak firma Kinect zorunluluğu ve bunun fiyata yansıttığı olumsuz etki nedeniyle bu avantajı elinden kaçırdı. Öte yandan yeni nesil Kinect'in ciddi bir gizlilik problemi ortaya çıktı. Buna göre yeni nesli tanıtılan Kinect, Xbox kapalı olsa bile sürekli açık kalmalıydı. Bunun sebebi ise cihazın sürekli kayıt altında olarak kullanıcıların hareket ve ses komutlarına alışarak daha iyi bir deneyim sunabilmesiydi. Yani Xbox'ı kullanmadığınız durumlarda bile cihaz ses, görüntü ve ortam taraması yapacaktı. Elbette bu durum cihazın kullanıcıları gözetlediği dedikodularını ortaya çıkardı ve kullanıcıları ciddi şekilde huzursuz etti. Bunun yanında Xbox One'ın sürekli internete bağlı kalması zorunluluğu, önceki nesil oyunların çalışmaması gibi durumlar konsolla birlikte Kinect'in de şöhretini kötü şekilde etkiledi. Sonuçta konsol satmadıktan sonra Kinect'in tek başına bir anlamı olmayacaktı. Tüm bu noktalar doğrudan Xbox One'ı ve dolaylı olarak Kinect'i olumsuz şekilde etkiledi. Microsoft cihazlar piyasaya sürüldükten 1 yıl kadar sonra verdiği tüm yanlış kararları yavaş yavaş terk etmek zorunda kaldı. Önce Xbox One ve Kinect birbirinden ayrıldı ve konsolun fiyatı $100 ucuzladı. Kinect yine harici olarak satılmaya devam edildi. Daha sonra ise Xbox One'ı sınırlayan internete bağlı kalma ve geriye dönük uyumluluk sorunları da çözüldü. Elbette tüm bunlar Microsoft'un hatalarını düzeltmek için sergilediği çabalardı ve bu çabaları Kinect'i de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmüştü. Ancak Basra çoktan harap olmuştu. Kinect'te olan talep yavaş yavaş azalmaya başladı. Zaten ürün için etkileyici sayılabilecek yeni nesil oyunlarda gelmiyordu. Çünkü geliştiriciler oyun hazırlamak için para harcamaya değer bir pazar payı arıyordu. Bu pazar payı da oyun olmadığından, oluşmadığından ne iyi sayıda Kinect satışı oldu ne de yeni oyunlar piyasaya sunuldu. Haliyle Microsoft Kinect'in kötü gidişinin farkına vardı ve cihazı yavaş yavaş öldürmeye başladı. İlk adım 2016 yılında Xbox One S modelinin tanıtımında görüldü. Bu modelde Kinect için bir bağlantı noktası bulunmuyordu ve tanıtımda da Kinect hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak One S için harici bir Kinect adaptörü daha sonradan piyasaya sunuldu. Aradan geçen bir yılın sonunda ise Microsoft resmi olarak Kinect'in üretiminin durdurulduğunu açıkladı. Piyasaya ilk kez sürüldüğü 2010 yılından beri toplamda 35 milyon satan Kinect, oyun dünyasının yeni nesli olma hayalleriyle birlikte başarısız bir proje olarak tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Evet, bugün Kinect aramızda değil ancak birçoğumuz onun varisleriyle yaşamaya devam ediyoruz. Nasıl derseniz, yeni nesil bir iPhone kullanıcısıysanız telefonunuza bakmanız bunun için yeterli olacaktır. Kinect'i geliştiren firma PrimeSense 2013 yılında Apple saflarına katıldı.
Apple firma ile çalışarak derinlik ölçme, gelişmiş fotoğrafçılık ve Face ID gibi yüz tanıma özelliklerini adına TrueDepth dediği kamerasına entegre etti. Yani aslında bugün birçok iPhone kullanıcısı telefonda minik bir Kinect taşıyor denebilir. Ayrıca Kinect'in sunduğu tüm bu teknolojiler sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarında ciddi bir altyapı oluşmasına imkan sağladı. HoloLens, Windows Hello ve benzeri diğer teknolojileri de yine Kinect'in varisleri olarak sayabiliriz. Peki siz Kinect'i kullandınız mı? Kullandıysanız nasıl bir deneyimdi? Lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Evet, bir başaramayanların daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.